Arkadaşlar merhaba, ben Fark Ülker. Bugün sizlere Kremlin'de bir şey göstereceğim. Obje aktarma olmayacak arkadaşlar. Aslında oylamada, uygulamadaki o telefon uygulamasındaki oylamada obje aktarma çıktı. Ama şu PlayTools'tan aktarmayı çok gösterdim. Bunun için bence göstermeye gerek yok. Çünkü YouTube'da 3 tane mi 2 tane mi videom var PlayTools'ta. Bunun yerine 3ds Max'lı çekecektim. O da bende olmadığı için onu daha yüklemedim. Yüklediğimde de bir ara bozuktu. Ondan video çekemedim bir türlü. Bu aralar zaten hiç video çekemedim. Bayağı oldu çekmeyeli. Bu sefer bir farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bir saniye, şurada bir yanlışlık oldu. Şu altta var, yukarıda başlattı. Şurada başlayalım arkadaşlar. Ne yapacağımızı ben size göstereyim şimdi. Şurada bir hata oldu herhalde arkadaşlar. Bunu bu tarafa atıp duruyor. Şimdi aslında şöyle bir şey olması lazım. Bu burada olacak. Biz bunu ateş edeceğiz. Kıracağız. Ve buradan silahlar düşecek. Ama aslında kutu burada olması gerekiyor. Bunun yapımını göstereceğim. Bu aslında böyle olmaması gerekiyor. Şöyle hemen aşağı inelim arkadaşlar şuradan. Şu kapağın açılışını da göstereceğim arkadaşlar. Burası yine böyle kalmış arkadaşlar. Burada bir şey var. Buraya ayarlarız. Şöyle kıralım. Görmüş olduğunuz gibi silahlar hemen düşüyor buradan aşağı. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Zaten bizde bu silah olduğu için gerek yok. Şimdi hemen bir tane yapalım. Şu alttaki paleti seçelim arkadaşlar. Bir de şu üsttekini nereden ekleyeceğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Hani objeler bölümünden koyarsanız kırılmaz. Ateş ettiğinizde database view'e girin arkadaşlar. Buradan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ben şöyle bakayım neredeydi. Şuradaydı herhalde. Burada değil. Şu paletin hani şeylisi, etraf oynayabileni, yer çekimine uyanı bu arkadaşlar. Hani buradan yüklersiniz. Bunlar işte hani bir ateş ettiğinizde yuvarlanıyor falan. Burada da sandalye var. O da burada. Buradan bakarsınız arkadaşlar. Biz hemen şöyle bir hata gelirse bunun nedeni arkadaşlar hani şurada olmasıdır. Yani bu level burada mesela, burada yoksa basarsınız, hata gelmeden girersiniz. Varsa direktmen hata verir yani burada olduğu için. Buradan bakalım. Buralarda yok herhalde. Burada arkadaşlar. Şu arkadaşlar, bunu buraya sürükleyin. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar. Bunu ateş ettiğimizde kırılıyor. Burada tabii ki başka şeyler de var. Böyle. Bunun bir de patlayanı vardı arkadaşlar. Şöyle demir varil. Onu bulamadım arkadaşlar. Geçen de koymuştum. Şimdi bulamıyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen yapımını göstereyim. Şimdi şundan aynısını yana kopyalıyorum. Şöyle kopyaladım. Şimdi ilk önce şunu bir kenara çekelim arkadaşlar. Çünkü buraya silah koyacağız. Entity'den, Items'den buradan bir tane silah koyalım. Şu silahımı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık çevirelim. Şu silahımı koyuyorum arkadaşlar. Ben buraya çok fazla koydum. Siz az koyarsınız. Yani istediğiniz gibi yaparsınız. Bir tane follow graph açıyorum. Start diyelim. Ok diyelim. Start mode diyelim arkadaşlar. Silahımız seçilirken add select entity diyelim. Start oldu mu hide olsun. Yani buradan kaybolsun. Görüntüde olmasın. Objemizi seçelim. Start diyelim. Start demelim pardon. Add select entity diyelim. Buradan da Deat. Deat oldu mu
Görünsün. Silahımız gözünsün. Görük söyleyemedim arkadaşlar. Gözüksün. Şimdi start diyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yok oldu. Şimdi şunu şöyle çekelim. Başlatalım. Şu arkadaşlar şurada bir şey var herhalde ya da silahtan kaynaklı bir şey. Aşağı indirsek oluyor mu acaba ya da farklı bir yöne götürsek. Bakalım ona bir. Hata verdi arkadaşlar. Çünkü şu açık olduğu için. Hemen tekrar girelim. Evet, başlatalım hemen. Arkadaşlar ben de kısaca bir duyuru yapayım. Artık burada video paylaşacağım arkadaşlar. İkinci kanala bir şeyler oldu arkadaşlar. Giremiyorum. Artık bu kanalda bir şey yapamayacağız arkadaşlar. En iyisi eski kanal. Eski kanaldan devam edelim arkadaşlar biz derslere. Geri çıkalım. Gelmiş zaten. Arkadaşlar ben de şu açıkken hata veriyor. Bilmiyorum belki sizde de olabilir. Hata veriyorsa bunun yüzünden hata veriyor. Yani bunu bilin. Game start diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık düzgün bir şekilde duruyor. Şimdi bunları bir kıralım. Evet, silah zaten fırladı. Nereye gittiği belli değil. Çünkü herhalde silahı da ateş ettik. Evet, bunları da kırdık. Görmüş olduğunuz gibi silahlar burada. Bunun daha deminki kutunun burada durmamasının yani büyük bir nedeni kırdığımızda bu objelerin buraya düşmesi arkadaşlar. Düştü mü? Yani bir daha start dedik mi bunlar kayboluyor. Ya yani bu kutu bunun üstüne düştü mü? Yani burada varmış gibi gözüküyor yani ama size gözükmüyor. O yüzden öyle oluyor. Şimdi bir daha deneyelim. Gene aynı hatayı alacağız. Yukarıda başlattı. Şöyle start diyelim. Görmüş olduğunuz gibi aynı hatayı alıyoruz. Neden? Çünkü alttaki silahlar gözükmüyor ama orada var yani obje olarak. O yüzden arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi silahlarımız düştü. Bunu farklı çeşitlerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum artık nasıl olursa. Hayal gücünüze bağlı. Şu kapağın yapımını da göstereceğim arkadaşlar yakında. Şöyle bir çıkalım. Onu da hemen şöyle nasıl hani şöyle gösterelim hemen. Şurada bir beton kapak var. F'ye basınca açılıyor. Şöyle geldim. Eğildim. F'ye basıyorum. Hemen kenara atıyor onu. Buradan içine atlıyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yani şu ileriki derslerde neler göstereceğimi size anlatayım. Şu ateş ederken bunda olmadı ama bakayım hangisinde olacak. Şöyle biraz ileri gidelim. Şu giyim yerinde olur. Mesela şöyle şu tahtayı ben Playtools'tan indirdim. Kendim tasarladım bunu. Tabii ki şuradaki adamları kendim tasarlamadım. Şu elbiseleri falan kendim tasarlamadım, onları indirdim. Şöyle bastığımızda bu ne olmuyor? İçeri girelim. Bu ne olur mu? Buna da olmuyor. Şu ne olur herhalde? Buna da olmuyor. Şu ne olacak artık? Evet. Şu hatayı alıyoruz arkadaşlar. Bunun da nasıl yapıldığını göstereceğim. O hatayı yok etmeyi göstereceğim arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı? Kapı eklemeyi de gösteririm arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.